Thank <music> you. Selam arkadaşlar. Bugünkü 11. sınıf fasikül sorularıyla beraberiz. Dolaşım sistemi ve bağışıklık sistemi üzerine olan sorularımız. Evet, birinci sorumuzdan başlayalım. İnsan bağışıklık sisteminde 3. savunma hattında görevli akü var. Aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi biz savunma hatlarını 1. hat, 2. hat, 3. hat olarak işlemiştik. 1. ve 2. hat genel bağışıklığa aitti. 3. hatta kazanılmış bağışıklığa aitti. Yani 3. hattımızda ne vardı? Lenfositler ve antikorlar vardı. O yüzden cevabımız lenfosit olarak denizlidir. İkinci sorumuzda insan vücudunda salgılarından hangileri doğal bağışıklık sağlar diyor. Şimdi doğal bağışıklık dediğimizde birinci ve ikinci hat olarak anlamamız gerekiyor. Yani mideden salgılanan hidroklorik asit. Yani vücudumuza kim girerse girsin, hangi mikroorganizma, hangi antijen girerse girsin aynı savunmayı uyguladığımız bir hattımızdır. Birinci ve ikinci hat yani doğal bağışıklık adına Doğuştan sahip olduğumuz bağışıklıktır bu. O yüzden hidroklorik asit evet doğrudur burada yer alır. Dış kulak yolunda üretilen sarımtırak sıvı mikroorganizmaların yapışmasını sağlar. Bu da doğal bağışıklığa aittir. Gözyaşı bezlerinin salgıladığı sıvı lizozim enzimlerinden dolayı mikroorganizmaların dış kısmında bozulmalar yapar. Bu yüzden bu da bir doğal bağışıklık örneğidir. Üst solunum yollarında üretilen mukus evet mukus da buraya aittir. O yüzden hepsi birinci ve ikinci hatta yer alan doğal bağışıklığa ait aittir. Yani burada kısaca şöyle de çözebilirsiniz. Lenfosit ve antikor görmüyorsanız doğal bağışıklığa aittir. Birinci ve ikinci hatta aittir arkadaşlar. Evet bir diğer sorumuzda belirli bir hastalığa yol açan bir mikroorganizma yani antijen olarak isimlendirdiğimiz zayıflatılarak birkaç hafta arayla artan dozlarda keçi ve at gibi hayvanlara enjekte ediliyor. Belli bir süre sonra bu hayvanlardan kan alınarak pıhtılaştırılıyor. Pıhtının üzerinde kalan sıvı için yani bu pıhtının üzerinde kalan sıvı nedir arkadaşlar? Serumdur. Yani bu verilen antijenlere karşı bu hayvanlara aktarılan antijenlere karşı antikor üretimi artmış demektir. Hangileri doğrudur diyor. Şimdi bir hastalık etkenine karşı oluşturulmuş antikorları taşır. Evet, serumun içinde antikor vardır arkadaşlar. Doğru. Hasta insana verildiğinde pasif bağışıklık sağlar. Yani Hasta insan kendisi antikor oluşturmadığı sürece pasif bağışıklıktır ki serumla antikoru verdiğimiz için dışarıdan veriyoruz. O yüzden pasif bağışıklık adı altında incelenir. Bir tüp içerisinde bu hastalığa neden olan antijen ile karıştırılırsa çökelti oluşur. Yani antijen ve antikorlar birleşirse çökelme yaratır. O yüzden bu da doğru bir ifadedir. Cevabımız 1-2-3 Edirne'dir. Bir diğer sorumuz aşı ve serumla ilgili bilgilerinden hangileri yanlıştır diyor. Şimdi aşı doğal bağışıklık sağlarken serum yapay bağışıklık sağlar. Şimdi aşı ve serum neye aittir? Biz hemen hatırlayalım. Kazanılmış bağışıklığa aittir burası. Kazanılmış bağışıklığı aktif bağışıklık yani antikoru kendimizin oluşturduğu bağışıklık, bir de pasif bağışıklık. Bu da Antikoru hazır dışarıdan aldığımız bağışıklıktır. Aktif bağışıklığın da doğalı ve yapayı vardır. Pasif bağışıklığın da doğalı ve yapayı vardır. Şimdi aşı nerededir arkadaşlar? Aşı ile bize antijen verirler. O antijene karşı antikoru kendimiz oluştururuz. O yüzden aktif bağışıklığın yapayına aittir. Serum ise bize hazır olarak antikor verdikleri için pasif bağışıklıktır. Pasif bağışıklığın yapayı da serum örneğidir. O yüzden aşı doğal bağışıklık sağlarken demesi yanlış. Serum yapay bağışıklık sağlar, burası doğru. O yüzden bir yanlış bir ifade. Aşı koruyucu, serum tedavi edicidir. Aşı bize hastalanmadan önce yapıldığı için koruma özelliği var ama serumu hastalandığımız zaman verdikleri için tedavi edici özelliği vardır. İki doğru bir ifade. Aşı ile vücutta bulunan antikorları yok etmek amaçlanır. Aşı ile bize antijen verilir. Bu antijene karşı antikor oluşturarak savunmayı sağlarız. O yüzden antikorları yok etmek savunmayı sağlayamamak demektir. O yüzden 3 yanlış bir ifadedir. 1 ve 3 yanlıştır. Yanlışı sorduğu için denizidir cevabımız. Bir grafik var karşımızda. Farklı zamanlarda bir bireyin kanındaki antikor miktarı değişimi gösterilmiştir diyor. Şimdi grafikle ilgili hangisi söylenemez? 20. gün. Şimdi burada 20. günü işaretledik. Vücuda giren antijen A miktarı. Şimdi antijenin A miktarı girişi burada sıfır kısmında. Antijen B'nin girişi de 10. 10. gün kısmında. Şimdi bize ne diyor? 20. gün vücuda giren antijen A miktarı 0. gün vücuda giren antijen miktarından daha çoktur diyor. Şimdi biz 20. gün A antikoru olarak A antijenine karşı savunma yaptığımız kısım artan nedir? Antijen değil antikor artar arkadaşlar. O yüzden burada antikor miktarını gösterdiği için grafik antijen miktarı artmaz. O yüzden A yanlış bir ifade. Cevabımız Adana zaten. Sonra diğerlerini de kontrol edelim. A antikorunun oluşumuna sebep olan antijen vücuda ikinci kez girdiğini daha büyük bir antikor tepkisi olur. Evet antijen A Şimdi ilk kez burada girmiş sıfırıncı gün. Şimdi bir miktar bir tanıma evresi geçiriyor vücudumuz bu antijeni. Daha sonra antikor oluşturmaya başlamış. Birinci kez karşılaşmış. Sonra ikinci kez bakın bir daha karşılaştığı zaman daha güçlü bir tepki vermiş. Antikor miktarı daha da artmış. O yüzden bu doğru bir ifade. 10 ve 15. günler arası yani şu kadar arası. B antikorunun oluşumuna neden olan antijen kuluçka döneminde olabilir. Çünkü tanıma evresi e, yavaş yavaş artma gerçekleşir. Bu yüzden de bu tanıma evresi olduğu için antijen antikor oluşumuna daha sebep olmadığı için kuluçka evresinde olmuş olabilir. Bu da doğrudur. A antikorunun etkili olduğu antijen. Bireyin vücuduna iki kez bulaşmıştır. Evet birinci kez, ikinci kez iki tane tepe noktası görüyorsunuz. Bu da doğru bir ifade. A ve B antikorları farklı antijenlere karşı üretilmiştir. Evet antikorlar antijenlere özgüdür. A antikoru A antijenine, B antikoru B antijenine özgüdür. Bu da doğru bir ifadedir. O yüzden zaten biz cevabımızı bulmuştuk yanlış olanı Adana'ydı. Bağışıklık sistemi ile ilgili özelliklerinden birinci savunma hattı K, ikinci savunma hattı L ile gösterilir. Şimdi birinci savunma hattında deri artı salgılarımız var. İkinci savunma hattında Fagostoz yapan hücreler interferon savunma proteinleri virüslere karşı ateşin yükselmesi burada yer alıyor. Yangı tepkisi iltaplanma burada. Bunun yanında doğal katil hücreler burada. Ve komplement sistem burada. Şimdi bunları ayıralım bakalım. Şimdi birinci savunma hattına ait olan deri ve salgılar. Mesela göz yaşındaki lizozom etkinliği yani göz yaşı salgısı. Nereye ait? K'ya ait. Bakıyorum bir de tükrük bakın. Tükrük salgısı o zaman 2 ve 5. K'ya ait. L'ye geldiğimizde interferon bakın. L kısmında. Sonra fagostoz yapan hücreleri yazdık. Bir de histamin üretme olayı. Şimdi histamin üretme olayını neyle bağdaştırıyoruz arkadaşlar? Yangı tepkisi. Yani bir iltihaplanma olduğu zaman histamin salgısı artar. Kılcal damarların geçirgenliği artar ki akvar hücrelerinin bazıları yani fagostoz yapanlar damar dışına da çıkabilsin. Vücudu savunabilsin diye. O yüzden onu da yangı tepkisinin içinde alabilirsiniz. Geri kalanlarda bir... 3, ve 4 nereye aittir? L'ye aittir. O zaman cevabımız denizli geliyor. Salkı bir insanın lenf sisteminin bazı fonksiyonları şunlardır. İnsanda lenf düğümlerinde yoğun olarak bulunan lenfositler vücut savunmasında görev yapar. Kırmızı kemik iliğinde üretilen lenfositler olgunlaşınca lenf düğümlerine gider. Antijenle karşılaşınca da antijenlerle ilgili bilgileri depolar. Tekrar karşılaşıldığında antijenleri yok etmede görev alır lenf düğümlerine örnek olarak bademcikler ve dalak verilebilir örnek olarak. Bu bilgilerle ilgili hangileri söylenebilir diyor. Şimdi bakıyorum bazı alküvarlar bademcik ve dalakta patojenleri bekler. Yani bazı alküvarlarda değil lenfositler. Nerede bulunuyor? Lenf düğümleri dediğimiz örnek olarak verdiğimiz bademcik ve dalakta. Bu doğru bir ifadedir. Lenfositler bağışıklık sistemi için önemli hücrelerden evet lenf düğümlerinde savunmada görevlidir. Birçok yerde görevlidir arkadaşlar bunu da söyleyebiliriz. Bu verdiği bilgiye göre de çıkartılabilir. Kırmızı kemik iliğinde olgun lenfosit bulunmaz. Şimdi kırmızı kemik iliğinde üretilir lenfositler olgunlaşan bir kısmı burada olgunlaşır bir kısmı da timus bezinde de olgunlaşabilir. O yüzden olgun lenfosit bulunmaz demesi yanlış bir ifade. Cevabımız 1 ve 2 Denizli'dir arkadaşlar. Bir diğer sorumuz insanda dolaşım sisteminden doku sıvısına doğru. Ağır ve devamlı olarak protein kaybı artar. Yaklaşık olarak plazmanın sahip olduğu proteinin %4'ü 1 saatte doku sıvısına geçer. Proteinlerin dolaşım sistemine dönmesini sağlayan en önemli sistem aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Şimdi biz madde alışverişi sırasında, Starling hipotezi sırasında kan plazmasına bazı maddeleri veriyoruz. Bunun yanında bazı küçük proteinler de çıkıyor. Ve bu proteinler tekrardan lenf sistemi sayesinde yani o lenf kılcalları sayesinde toplanarak ne yapıyor arkadaşlar? Tekrar kan dolaşımına katılıyor. O yüzden hangi sistemle tekrar kan dolaşımına kazandırılıyor? Lenf sistemi ile. Cevabımız Edirne İnsanda görülen bağışıklık çeşitleri aşağıda gösterilmiştir. Verilen bağışıklıkların en uzun süreli olandan en kısa süreli olana doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir diyor. Şimdi en uzun süreli olan kim arkadaşlar bakalım. Doğuştan kazanılan bağışıklık diyor. Yani doğuştan gelen bağışıklığımız bizim için e, direkt bize ilk başta verilen bir bağışıklıktır. O yüzden en uzun süreli biri almamız gerekiyor. Bunun yanında serum mu aşı mı derler? Serum o anda tedavi edicidir ama aşı koruyucu olduğu için seruma göre daha uzun sürelidir. O yüzden arkasından 3 gelir. En kısa süreli de serumdur arkadaşlar. 1, 3, 2 olarak cevabımız bu budur. Aşağıda verilen ak yuvar çeşitlerinden hangisinin görevi yanlış verilmiştir? B lenfositler antikor üretme. Evet plazma hücrelerinin bazıları antikor üretiyor. Bu doğru bir ifade. Bazofiller fagositoz yapma. Bazofil dediğimiz aküvar hücreleri fagositoz yapmıyor arkadaşlar. Nötrofiller fagositoz yapar mı? Yapar. Bir aküvar hücresidir. T lenfositleri mikroplu hücreyi tespit etme ve hücresel bağışıklık sağlayarak saldırıya geçiyor. Bu da doğrudur. Monositler en büyük aküvar hücreleridir ve makrofajlara dönüşerek fagositoz yapma özellikleri var. Ve yanlışı istediği için cevabımız boludur. Hücreler arasındaki doku sıvısının normal miktardan az olmasına ve sonuçta doku hücrelerinin sıvı kaybederek plazmolize uğramasına durumlarından hangileri neden olur diyor. Şimdi doku sıvısının az olmasından bahsediyor. Kanın protein ozmatik basıncının artması. Şimdi hücrelerimiz bu. Şu doku hücreleri aradaki sıvı doku sıvısı şu da kan damarı olsun. Şimdi kanın protein ozmatik basıncı artarsa. E şimdi su çekme isteği de artacak biliyorsunuz. O yüzden nereden suyu çekecek? Doku sıvısından çekecek. O zaman doku sıvısı azalır mı? Azalır. Cevabımızdan bir tanesi bu. Doku sıvısının ozmatik basıncının artması. Şimdi buradaki sıvının ozmatik basıncı artarsa hücrelerden su çeker, kandan su çeker. O zaman doku sıvısının miktarı artar. O yüzden cevabımız bu değil. Biz doku sıvısının azalmasını istiyoruz. Lenf kılcallarının tıkanması. Şimdi lenf kılcalları bu doku sıvısının hücre aralarına kadar giriyor. E şimdi ne yapıyor? Doku sıvısının fazlasını toplayan bu lenf kılcalları tıkanırsa eğer bu doku sıvısını toplayabilecek mi? Toplayamayacak. O yüzden nerede kalacak? Doku sıvısında kalacak ve doku sıvısı fazla olarak kalacak. Ama biz azalmasını istiyoruz. O yüzden bu da değil cevabımız. Kan basıncının düşmesi. Şimdi kan basıncı Kandan doku sıvısına madde geçişini sağlayan bir basınçtır. O yüzden kan basıncının düşmesi diyorsa o zaman az miktarda madde çıkacak. Yani doku sıvısı fazlalaşmayacak. O yüzden bunu da alma şansımız var. 1 ve 4 cevabımızdır. Doku sıvısının azalmasına bağlı olarak gerçekleşiyor. Denizlidir dedik. Evet bir diğer sorumuz kalbin sol karıncığının kasılması ile aorta geçen kanın damar çeperine yaptığı basınca büyük tansiyon. Sol karıncığın gevşemesi sırasında kanın aort damarına yaptığı basınca küçük tansiyon denir. Şimdi grafiğimizde önümüzde grafikteki bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Şimdi kan basıncı gitgide azaldığını gösteriyor kat ettiği uzaklık arttıkça sol karıncıktan. Şimdi A şıkkı toplar damarlarda kan akış hızı diğer damarlardan düşüktür. Şimdi akış hızını biz ne biliyorduk arkadaşlar? Şimdi kanın akış hızı kılcal damarlarda en düşüktür ki madde alışverişi gerçekleşebilsin diye. Toplar damarda ve atar damarlarda kanın akış hızı fazladır arkadaşlar. O yüzden bunu söyleyemem. Cevabım Adana zaten. Diğerlerini de kontrol edelim. Toplar damarların farklı bölgelerinde kan basıncı farklıdır. Evet toplar damarların... Şimdi toplar damarlar içinde ilerlerken Kalpten uzaklaştıkça kan basıncı gitgide düşmüş oluyor. O yüzden bu doğru bir ifadedir. Atardamarların farklı bölgelerinde kan basıncı farklıdır. Yine aynı şekilde atardamarda da öyledir. Mesela şöyle de düşünün. Kalbimizi şöyle çizdik. Aort şuradan çıktı. Kanı organlara gönderiyor. Böyle kollara ayrılıyor aort atardamarı. Şurası karaciğer olsun. Şurada kılcallara ayrıldı. Hücrelerle madde alışverişi yaptı. Sonra toplar damarlar. Şu toplar damar. Şu kılcal damar. Şu da atar damar olsun. Sonra alt ana ve üst ana toplar damarlarla kirli kan nereye geliyor? Sağ kulakçağa geliyor. Şimdi kalpten çıktı. Atar damar olarak aorta verildi. Sonra kılcallara ayrıldı. Kan basıncı gitgide düşüyor. Kalpten uzaklaşıyor. Sürtünmeye bağlı olarak kan basıncı düşer. Sonra toplar damarları verildiği zaman kan basıncı gitgide düşmüş oluyor. Ve kendi içinde de atar damar boyunca da kılcal damar boyunca ve toplar damar boyunca da kan basıncı azalır arkadaşlar. O yüzden farklıdır demesi doğru bir ifade. Kan basıncı kalbe en yakın toplar damarlarda en düşük düzeye ulaşır. Çünkü ne yapıyor? Artık kan atar damarlardan kılcal toplar kalbe yaklaştıkça toplar damarlarda en düşük düzeye ulaşır. Kılcal damarlarla toplar damarlarda büyük ve küçük tansiyon ölçülemez neye ait olduğunu söyledi bize. Sol karıncığın kasılmasıyla aorta geçen kandaki basınca göre ölçülüyor. Bu da doğru bir ifadedir. Zaten yanlış istediği için cevabımız Adana'ydı. Diğer sorumuz kanı tüpe koyulmuş. Kan bir tüpe koyulmuş. Aşağıdaki tüpte pıhtılaşması önlenmiş. Kanın santrifüj edildikten sonraki durumu görülmektedir diyor. Şimdi bu numaralandırılmış olan yapılarda kimlerin olduğunu yazalım. Kanı bir tüpün içine koyduğumuz zaman en altta çökelen kan hücresi al yuvarlardır. Yapısında demir olduğu için ağırlık yapar ve aşağıya çöker. 2 numaralı kısım ak yuvarlar. Çekirdeklidir ve renksizdir. 3 numaralı kısım kan pulcukları yani trombositler. 4 numaralı kısım ise kan plazması olarak yazabiliriz. Şimdi birinci bölgede bulunan hücreler solunum gazlarını taşımada görevlidir. Al yuvarlar hemoglobin içerdiği için oksijen ve karbondioksit taşıma görevi vardır. O zaman doğru bir ifade. İkinci bölgede bulunan hücreler çekirdekli ve renksiz. Ak yuvarlar çekirdeklerini kaybetmezler ve renksizdir. Doğru ak yuvar beyaz kan hücreleri olarak geçer. Birinci bölgede bulunan hücreler lenf düğümlerinde üretilebilir. Birinci bölgede al yuvarlar. Al yuvarlar kırmızı kemikliğinde üretilir. Bu yanlış bir ifadedir. Dördüncü bölgede bulunan sıvıda su, mineral, besin, monomerleri, proteinler bulunur ki kan plazmasında yok yoktur. Birçok madde, küçük maddeler, büyük maddeler, inorganik maddeler, atıklar, gazlar birçok madde bulunur demiştik. Doğru bir ifade. Üçüncü bölgede bulunan hücreler yani kan pulcukları kanın patılaşmasını görevlidir. Doğrudur. Cevabımız zaten yanlış olan Ceyhan'dır. Büyük kan dolaşımı ile ilgili Kan damarları aşağıda gösterilmiştir diyor. Şimdi şekildeki damarlarda ok yönünde verilen olaylardan hangisinin gerçekleşmesi beklenmez. Şimdi büyük kan dolaşımı diyorsa atar damarlarda temiz kan, kılcal damarlarda madde alışverişi gerçekleşiyor, toplar damarlarda kirli kan olarak uzaklaşıyor kan. Birinci bölgede damardaki oksijen miktarı azalır diyor. Şimdi neden azalıyor? Çünkü burada atar damara yakın olan kısımda kılcal damarlarda besin ve oksijen hücrelere çıkar. Toplar damara yakın olan kısmında atıkları toplamaya çalışır sıvıyla birlikte, kan ile birlikte. O zaman oksijen miktarı azalır. Doğru bir ifade. Birinci birden ikiye doğru protein ozmatik basıncı artar diyor. Şimdi protein ozmatik basıncı büyük kan proteinleri madde alışverişi sırasında damar dışına çıkamadığı için artar demesi yanlış, sabittir demesi gerekiyor. Bu yanlış bir ifade. Cevabımız Bolu. Ceyhan'da ikinci bölgede doku sıvısındaki karbondioksit miktarı azalır. Neden? Çünkü doku sıvısından kana doğru topluyoruz. Azalmaya başlıyor. Doğru. Birinci bölgede damardaki glikoz miktarı azalır. E, besin miktarının içinde glikoz var, amino asitler var. Yani besinleri, monomerleri hücreler kullansın diye dışarı veriyor. Doğrudur. Birinci bölgede Damarda kan basıncı ikinci bölgedekinden fazladır. Çünkü neye yakın arkadaşlar? Atar damara yakındır. O yüzden bu da doğru bir ifadedir. Cevabımız bu. Atar damarlar ile toplar damarlar arasında yer alan kılcal damarlarda kan basıncı değişmeden kalsaydı hangileri gerçekleşmesi beklenmezdi? Şimdi kılcal damarlar boyunca protein, ozmatik basıncı sabit. Kan basıncı da azalmasaydı, değişmeden kalsaydı diyor. Şimdi kan basıncı protein ozmatik basıncından hep yüksek olunca ne oluyor? Hep kandan doku sıvısına madde geçişi olurdu. Şimdi beklenen durum bu olurdu. Doku sıvısı miktarı artı artı ödem de olurdu. Yani atıkları da toplayamazdık fazla sıvıyı da toplayamazdık geri alamazdık. Dokulara geçen besin oksijen miktarı artardı. Evet doğru daha fazla madde çıkışı olacaktı. Ee, kanın akış hızı normaldeki hızdan daha düşük olurdu. Yok, kan basıncının artması daha güçlü bir şekilde e, hız bakımından kanın akış hızını arttırırdı. Bu yanlış bir ifade. Karbondioksit ve atıkların kana geçişi hızlanırdı. Hayır, karbondioksit ve atıkları nasıl topluyorduk? Protein ozmatik basıncı kan basıncından yüksek olduğu zaman da topluyorduk. Bunu yapamıyoruz. Bu da olmaz. Yani hep şurası kan damarı düşünün. Şurada hücreler var. Hep kandan doku sıvısına madde geçişi olurdu. Ödem ödem de çok fazla meydana gelirdi. O yüzden beklenmezdi dediği şey nedir? 2 ve 3 cevabım Denizli. Evet bir diğer sorumuz da damar içinde dolaşan kanın pıhtılaşmaması. Verilenlerden hangileri açıklanır diyor. Şimdi kan plazmasında heparinin bulunması. Heparin kanın damar içinde pıhtılaşmasını önleyen bir malzemedir. Karaciğer tarafından üretilir. Bu varsa kan damar içinde pıhtılaşmaz. O yüzden bunu aldım. Kan plazmasındaki trombositlerin parçalanmamış olması yani trombosit tıkacı oluşmuyor demektir. Pıhtılaşmaması ile ilgilidir. Bu da doğrudur. Parçalanmış olması trombosit tıkacının oluşmasını gösterir. Kan plazmasında kalsiyum iyonlarının bulunması kalsiyum pıhtılaşma mekanizması için faktörlerden etkili olan faktörlerden bir tanesidir. Bunu almıyorum. Damar yapısındaki endotelin parçalanmamış olması yani herhangi bir kesik yara yok. Dolayısıyla pıhtılaşma mekanizması da çalışmaz. O yüzden bunu da aldım. 1, 2 ve 4 cevabım bununla açıklanabilir denizlidir. Mikrobik bir hastalık geçirmekte olan bir insanda hangisi gerçekleşmez? Şimdi mikrobik yani bir enfeksiyon durumu olduğu için akü var sayısında artma olur. Soluk alışveriş hızında artma Olur çünkü metabolizma da hızlanır hastalık anında. Vücut ısısında artma evet kan akışı da hızlanmaya başlar. Vücut ısısı da artar ama kan pulcuklarında artma olmaz arkadaşlar. Çünkü kan pulcukları ne zaman artar? Bir pıhtılaşma olayı olduğu, olduğu zaman yani bir kesik yara olduğu zaman pıhtılaşma faktörleri adı altında kan pulcuklarının artması da o zaman söz konusu olur. O zaman gerçekleşmez dediği için yalnız dört tür denizlidir. İnsanda lenf kılcallarının geçirgenliğinin azalmasına bağlı olarak durumlarından hangileri gerçekleşir? Şimdi lenf kılcallarının geçirgenliği azalırsa doku sıvısının fazlasını toplayamayacağız. Ve doku sıvısının fazlası toplanamadığı için ödem olur arkadaşlar. Yani doku sıvısında o sıvı kalır. Hangileri gerçekleşir diyor. Doku sıvısında biriken küçük proteinlerin miktarı artar. Evet çünkü alamıyoruz. Lenf kılcalarlarıyla toplayamıyoruz. Oraya çıkan proteinleri geri kan dolaşımına kazandıramayacağız. Bu doğru. Kan hacmi artar. Şimdi kana doğru madde toplayamayacağımız için kanın hacmi artmaz, hatta azalır. Kan basıncı da buna bağlı olarak azalır. Doku sıvısındaki çözünen maddelerin kana geçişi kolaylaşır. E, kolaylaşması demek lenf kılcalları ile doku sıvısını toplayıp kana kazandırmamız demektir. geçirgenliği azalırsa kana geçişte kolaylaşmayacak, zorlaşacak. Bu da değil arkadaşlar. O zaman cevabımız yalnız bir Adana. Evet son sorumuzda grafik verilmiş. Yine farklı antikorların miktarını göstermektedir diyor. Grafiğe bakılarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez? Şimdi T1 aşamasında Evet, T1 aşaması burası. Birinci antikorun oluşumunu sağlayan mikrop vücuda ilk defa girmiş olabilir diyor. Şimdi ilk defa girmiş olsaydı arkadaşlar, biz önce onu bir tanıma evresi geçirecektik. Ondan sonra antikor oluşumuna başlayacaktık. Yani şu tanıma evresi burada yok arkadaşlar. Bakın hızlı bir şekilde antikor oluşturmuş. Demek ki tanıyor bu antijeni. Yani ilk kez değil, daha önce karşılaşmış bu antijenle. O yüzden ilk defa değil, daha sonraki aşamalarda ikinci kez karşılaşmış diyebiliriz. O yüzden cevabım Adana'dır. Birinci antikorun mikrobu daha önce aşı olarak vücuda girmiş olabilir çünkü tanıyoruz. Olur. Birinci antikor hastalık anındaki maksimum düzeye göre zamanla azalır. Evet, zamanla daha sonra azalmış zaten iyileşmeye bağlı olarak. İkinci antikor T2'de serum ile verilmiş olabilir. Evet bakın birden hızlı bir şekilde antikor artmış olabilir. İkinci antikorun Mikrobu T1 ile T2 arasında vücuda girmiş olabilir. Şimdi ikinci antikorun ne yapmış burada? Bir tanıma evresi geçirmiş. Daha sonra antikoru artmış olabilir. Bu da olabilir. Olabilirli dediği için zaten söylenemez dediği için cevabımız zaten Adana'ydı arkadaşlar. Evet görüşmek üzere. Hoşçakalın.